60 ay vade ve 0 faiz ile saraylardan öte daireler hem de herkese, hem Malatya'da hem Adıyaman'da. Kızımı verdim gitti. Barış kardeşliği insanlığa örnek teşkil eden, bu anlamı gece gelen tüm canlara hoş geldin der, saygı ve sevgilerimi selamlarım. Bildiğiniz gibi Ehl-i Beyt anlamı olarak anladığımız bu Muharrem ayı geçmişte yaşamış, hatta hayatımızda utanç vesilesi olan Kerbela olayı büyük üzüntüyle yaşıyor. Ve bu vakaların bir daha olmaması için Yüce Allah'ta niyaz ederim. Oruç Allah içindir. Mükafatını ancak Allah verir. İlkesine bağlı kalan Alevi Bektaşiler ve Hazreti Hüseyin'i sevenler Muharrem orucunu kaynaklara dayandırarak tutarlar. 1. Muharrem orucu birçok peygamberler tarafından tutulmuştur. 2. Kur'an'ın Bakara suresinin 183. ayeti ve Fecir suresinin 1-2-3. ayetleri bu doğrultuda emirler vermektedir. Allah bir daha tüm İslam alemine ve tüm insanlığa böyle acı günler yaşatmasın. Bu vesileyle bu yemek, oruç açma yemeği size inşallah dünyada kardeşlik ve barışın önü açılmış olur. Mezhebi, meşrebi, kabilesi ne olursa olsun bir beden olmuşuz, bir bütün olmuşuz, kardeş olmuşuz. Şu anda ülkemizin hepsinden çok birlik ve beraberlik, kardeşliğe muhtaç olduğu şu ortamda bu güzel iftarı veren Hasan Doğan kardeşimize ben teşekkür ediyorum. Ve ülkemize ve de İslam ve insanlık alemine buradan çok güzel mesajlar verildiğini ben görüyorum. Bu güzel ve ulvi atmosferin oluşumunda emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Bildiğiniz gibi Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı birçok peygamberin hayatında önemli hadiselerin cereyan ettiği kutlu bir aydır. Muharrem ayı dinler tarihinde ve İslam tarihinde birçok önemli olaylara sahne olmuş ise de bu ay daha çok bizlere elin ve tüm canların yüreklerini parçalayan Kerbela faciasını ve en sevgiliye en sevgili olmuş İmam Hüseyin Efendimizin onurlu kıyam ve şehadetini hatırlatmaktadır. Biz kardeşler topluluğuyuz. Biz birliğimiz, beraberliğimizle geçmişten getirdiğimiz inancımızdan geleceğe doğru hep beraber yürüyoruz. Kerbela'yı anlamak, Kerbela'nın manasını iyi okumak ve Kerbela'yın bize verdiği anlamı iyi taşıyıp geleceği iyi yönetmek durumundayız. İşte bugün bu anlayışla bu sofrayı beraber paylaştık. İşte bugün bu anlayışla birbirimize kardeşlik hukukuyla yaklaşıyor. Elimizi sıkınca birbirimizin gözünde aynı güzelliği görüyoruz. Aynı gönül diliyle konuşuyoruz. Biz Adıyaman'ı bölgeden, ülkemizin herhangi bir noktasından ayırt etmiyoruz. Ben bu bölgenin bir evladıyım. Ben bu bölgenin bakanıyım. Adıyaman'dan gelen talebi, buradan gelen bütün beklentileri, gelen bütün bilgileri değerlendirip bütün makamımızı sizin hizmetinize sunmak için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Yola çıkarken yine söylediğimiz bir şey var. Herkes mutlu olmadıkça biz mutlu olmayacağız. Herkes huzurlu olmadıkça biz huzurlu olmayacağız. Herkes güçlü olmadıkça biz güçlü olmayacağız. Babanın büyük... Allah'a
Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağ olun. Kendimizin yetiştirdiği değerli davran devlet hanımın biz evlenme akdinizi gerçekleştireceğiz. Evet. Evet. Yolunrotası.com